Selamlar. Ne zamandır YouTube için oda tanıtım videosu çekmek istiyordum. Nasip bugüneymiş. O zaman hiç uzatmadan hadi oda tanıtımına geçelim. İşte eşimin masası karşılıyor bizi. Şunu göstermek istiyorum. Bu benim Koçtaş'tan ev için, ev süsü için almış olduğum mumluğun bir seti. Ve eşim bunu kapı stoperi olarak kullanıyor. Hani biraz da pahalı bir şeydi. Erkeklerin ev süslerine verdiği önem. Bu da eşimin kendi aldığı koltuk, oyuncu koltuğu. Bu da benim yemek masası, sandalye. Eşimi linçletmeyeyim burada. Şimdi oyuncu koltuğu alacaktı zaten. Geçen günlerde aldı. Bunun videosunda paylaştım sizlerle. Dedi ki Seda koltuk alacağım, hani sana da bana da gidip alalım dedi. Ben de yok dedim, hani zaten hamileyim. Hani bilgisayarda artık eskisi kadar vakit geçirmiyorum. Hani çocuk doğacak vesaire. Şu anlık bana gerek yok dedim. Kendine istiyorsan al, ben idare ediyorum böyle dedim. O yüzden benim koltuğum yok. İsa bu aralar fena halde Valorant'a ve FIFA 23'e taktı. Sadece bu ikisini oynuyor. LoL kesinlikle oynamıyor. Ama şöyle arada bir geliyor, benim oyunlarımı sabote ediyor. Oyundayım diyor ki ver biraz oynayayım diyor. Canım çekti. Ve kesin yani benim oynadığım hero'ları o bilmemiş oluyor. Malzahar, Yorick falan. Fitliyor kesin. Bu arada aslında bu PlayStation kolu bana ait. Mor benim en sevdiğim renk. Kendinin siyah var ama muhtemelen şarjı bittiği için benimkini kullanmış. Yukarı doğru çıktığımızda burada Harry Potter serisinin kitapları var. O zamanlar sevgiliydik. Bir sevgililer günde ben İsa'ya almıştım bunları. Bir tanesi eksik çünkü okuyor. Rafta değil o yüzden. Önündeki figürleri de en son doğum gününde aldım. Bir Batman figürü var. İsa'nın sevdiği bir karakter ve burada da diğer karakterler. Şu üst rafa da mesela saat kutusunun görselini sevdiği için koymuş. Mouse kutusunun görselini sevdiği için koymuş. Bunu da ilk işe başladığı zaman ben göndermiştim. Yani eğer bilgisayar özelliklerini isterseniz daha detaylı bir video çekebilirim. Ben tam detaylı olarak hakim değilim bilgisayar özelliklerine. Yine Cyberpunk'ın bir mouse'unu kullanıyor. Kulak içi kulaklık kullanıyor KDA'nın. Böyle masası. Ve şöyle yan tarafa doğru geçiyoruz. Buradaki küçük Pokemon'ları ben İsa'ya bir doğum gününde Pokemon konsepti yapmıştım. Pastayı süslemek için almıştım. Bunları üstüne koymuştum pastanın. Burada da kablolar vesaire, peçeteler var ıvır zıvır. Ve geldik benim aşka kuşko masama. Buradaki tuvalet kağıdı neden var derseniz arkadaşlar. Bakın şurada iki tane tripodum var. Ama ben kameramı sabitlemek için bunu kullanıyorum. Bakın şu açı için, şu açı koyuyorum. Evet, tam da bu açı için ben burayı kullanıyorum. Bilgisayarımdan da YouTube'dan beyaz ışık açıyorum. Böyle 10 numara 5 yıldız. Ki de oyun aralarında kendime bakabilmem için mental olarak ne kadar çökmüşüm diye bir ayna. Ben kedileri çok severim. Şu vazelin benim lip balmım, rujum, kalemim. Demin burada olma sebebi şöyle. Bazen oyundayken aklıma ilginç video fikirleri geliyor, video içerikleri geliyor. Hemen buraya not alıyorum. Şunu yaparım, bunu yaparım diye notlarımı alıyorum. Sonra buradan bakıp videolarımı çekiyorum. Oyun aralarını çok güzel değerlendirdiğim bir araç törpüm var. Bu da benim çatlak kremim. Hamileyim biliyorsunuz. Karnıma sürüyorum oyun aralarında. Dalin kolonya. Ve dönüyoruz. Avokadolu yastım. Bunu bazen belimi desteklemesi için arkama koyuyorum. Bazen de üstüne oturuyorum. Ve en sevdiğim bölüm. Bu kitaplığı çok seviyorum ama asla kitaplık olarak kullanmıyorum. Bu aslında bir takı torbası. İçinde ne olduğunu göstereceğim size. Şimdi çocukluğum var. En değerli altından, en pahalı altından daha değerli. Yine kulaklık kutusunu görsel olarak sevdiğim için buraya koydum. Ahri var üstünde. Bir de bakın burada Harry Potter'ın asası var. Bunu İsa'nın doğum gününe, bir doğum gününde de Harry Potter'lı konsept yapmıştım. O zaman masanın üstünde duruyordu bu da. Bu da şöyle bir anahtar. Ben bunu Gaziantep'liyim. Gezmeye gitmiştim. Bakırcılar Çarşısı'ndan aldım. Sadece görseli için eski bir görünümü var böyle. Ben severim bu tarz nostaljik şeyleri. O yüzden. Ve bir alt rafa geçmiş olduğumuzda buradaki Cicit ve Max evcil hayvanların gizli yaşamı sinemadan çıktıktan sonra İsa bana peluşlarını almıştı. O zamanlar sevgiliydik. Arkadaki köpeği de evliliğimizin ilk haftalarında eve bir geldim. Yatağın üstünde böyle bir peluş var. Ben oyuncakları sevdiğim için bana sık sık alıyor zaten. Bunlar da eski çalıştığım bankanın maskotları, Vada bebekler. Oradan almıştım. Bu pilot, bu da peri Vada. Peki Snoopy figürleri tamamen McDonald's ve Burger oyuncakları. Şu hatta şu iki ejderha da. Buradaki gördüğünüz bebeği ve şu
Küçük kediyi annem ördü. Amigurumi diye bir örgü sanatı var biliyorsunuz. Ona merak saldı. Şu ayıcıkla yapmaya başladı. Sonra kendini geliştirdi. Böyle bebekler yapıyor. Hatta yeğenime falan da yaptı. Çok güzel bebekler yapıyor. Bu kediyi de ablam küçükken annem örmüş. Daha sonra ben oynadım küçükken. Sonra benim yeğenim oynadı. Şimdi de benim çocuğum oynayacak onunla. Yine bir alt rafa geçtiğimizde burada oyun kolu tutacaklarını ben Trendyol'dan almıştım. Buradaki Pokemon figürleri hariç bir de şu Necati ve Kral Şakir hariç hepsi McDonald's ve Burger oyuncakları. Şimdi bu oyuncağı geçen günlerde aldım. Bebeğin cinsiyetini henüz öğrenmedik. Göstermedi kendini. 4 ayı geçti bu arada. Bir sonraki randevuda öğreneceğim. Cinsiyetini bilmiyorum ama bu oyuncağı aldım. Kızsa da erkekse de oynasın. Ben unicorn figürlerini aşırı unicornları çok severim. O yüzden bu figürleri sık sık görebilirsiniz eşyalarımda. Buradaki fotoğraf makinesinde İsa bana sevgiliyken almıştı. Bir kırgınlık vardı aramızda. Onun için telafi etmek için almıştı. Burada da Hot Wheels arabaları var. İsa meraklı aslında bunları. O alıyor her gittiğimizde. Hatta şurada yeni almış oldukları var. Henüz açılmamış. Bunu da bir doğum gününde ben almıştım. Ve bu halıyı da işte o Pokemon konsepti yaptığım doğum gününde almıştım. Bu kadar. Zaten çok büyük bir odamız yok. Bu arada bu içindeki her şeyi bir anda yapmadık biz. Örnek veriyorum biz ilk mesela taşındığımızda masalarımızı yaptırdık özel marangoza. O zamanlar benim bilgisayarım yoktu. İsa'nın vardı sadece. Ortak kullanıyorduk bilgisayarı. Yavaş yavaş içini düzenlemeye çalışıyoruz. Hala da yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın.